Arkadaşlar merhabalar. Bugün genel işletme dersinin 7. ünitesinde beraber işleyeceğiz. Bugünkü konumuz işletmelerde insan kaynakları yönetimi. E, dersimizin amacı, e, bu bugünkü ünitemizin amacı insan kaynağı ve insan kaynakları yönetimi kavramlarını tanımlamak. Her biri biliyorsunuz bir tanesi kaynağın kendisi, diğeri o kaynağın nasıl yönetildiğine ilişkin bir kavram olduğu için ayrı ayrı kavramlar olduğu için bunların tanımlamasını yapacağız. İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını tanımlayacağız. Yani bu yönetim hangi işleri yapar? Bu kaynağın etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmek için hangi fonksiyonlara sahip? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında bir işletmede insan kaynakları bölümünün nasıl örgütlenebileceği? Yani bu tüm faaliyetleri, bu fonksiyonların yerine getirirken nasıl bunların örgütlenebileceğini anlamaya çalışacağız. Konu başlıklarımız da tamamen tabii ki ders amaçlarımızla e, paralellik arz ediyor. E, i̇lk olarak insan kaynağı kavramı başlığımız var. Sonrasında insan kaynakları yönetimi kavramı başlığımız. İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları başlığımız. Ve son olarak da insan kaynakları bölümünün işletmenin içerisindeki yerini anlatan e, konu başlığımız var. Peki insan kaynağı kavramı biz insan kaynağı kavramıyla e, neyi ifade ediyoruz? Daha önceden hatırlıyorsunuz üretim faktörlerini. Hatta geçen hafta e, işletmelerde üretim ve pazarlama konusundan bahsederken orada üretim faktörlerinden ve daha önceki ünitelerde de yeni üretim faktörlerinden bahsetmiştik. Dört tane temel üretim faktörü var. Bunlardan bir tanesi girişimci sermaye, doğal kaynaklar ve emek olmak üzere dört tane üretim faktörü var. Yani aslında bunlar birbirleriyle tabii ki ilişkili kavramlar. Çünkü bir tane girişimci elindeki belli sermaye ile doğal kaynakları birleştirecek bir emek ile e, beraber bir üretimi meydana getirmesi aslında bu üretim faktörlerinin bir araya gelmesi. Burada e, emekten kastımız işte e, insan kaynakları aslında ve insan kaynakları yönetimi doğrudan emekle ilişkili. Yani biz bu doğal kaynakları bir araya getirecek e, sermaye ile belirli bir sermaye ile onu üretime dönüştürecek e, emeği yönetmekten bahsediyoruz aslında burada. Ve bu emeğin iki, ta iki türü var. Bir fiziksel emek iki zihinsel emek. Fiziksel emekten kastımız bayağı böyle fiziken bedenen e, işte elimizi kolumuzu ayaklarımızı belirli bir güç gerektiren e, kas gücüne dayanan emekten bahsediyoruz. Bununla beraber zihinsel emek de var. Zihinsel emek de algılama, analiz ve sentez yapma gibi düşünsel faaliyetleri kapsıyor. E, tabii biz hangi işi yapıyorsak Yapmış olduğumuz iş bizim hangi emek yoğunluğunu kullanmamız gerektiğini aslında belirliyor. Örnek vermek gerekirse tabii bir tanesinde tamamen sade bir şekilde, pür bir şekilde fiziksel emek kullanıp diğerinde tamamen zihinsel emek kullanıp fiziksel emeğin hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bazı işlerde hem zihinsel hem fiziksel emek eş değerli bir şekilde de kullanılabilir. Örneğin işte uçak gövde motor ile alakalı bir iş yapan, havaalanında çalışan, oradaki tamir, tadilat işlerini yapan birisinde fiziksel emek çok daha yoğunken bir teknoloji firmasında yazılım yapan, kod yazılımlarını yapan bir çalışanın zihinsel emeği, fiziksel emeğine göre baskın olabiliyor arkadaşlar. Onun için e, tabii iş yerlerinde, insan kaynakları yönetiminde Bulunmuş olunan yani faaliyet gösterilen çevrede işletmenin hangi fonksiyonu yerine getirdiği, hangi ürünleri ürettiği, işte teknoloji yoğun bir firma mı, bilgiye dayalı bir firma mı, e, danışmanlık firması mı ya da e, örnek veriyorum bir tuvalet kağıdı üreticisi mi ya da işte bir araba otomobil üreticisi mi bunların her biri aslında, Bizim insan kaynaklarının nasıl yönettiğimizi doğrudan etkiliyor arkadaşlar. E i̇nsan kaynağı deyince de bir işletme içerisinde çalışanların tamamı aslında işletmenin insan kaynağını oluşturuyor. Yani bu bir plazaya gittiğiniz zaman ya da bir fabrikaya ya da bir üniversite bir kuruma gittiğiniz zaman örneğin hadi üniversiteden yola çıktık oradan verelim. Bir administrative staff dediğimiz yani idari memur var. Bir de akademik staff dediğimiz akademik e, çalışanlar var. Değil mi? Yani bunların her biri e, insan kaynağını oluşturuyor. Bununla beraber katta çalışan temizlik görevlilerinden tutun da bahçe işlerini yapan... Ee, bahçıvan olarak çalışan e, tüm işçi personel aslında e, sözleşmeli veya kadrolu her biri aslında bulunan kurumun insan kaynağını oluşturuyor. Yani bu aslında bize şunu söylüyor. Elimizde hali hazırda ta, tabandan tepeye kadar bir insan kaynağı sıralaması var. Bunun yönetiminin ne kadar zor olabileceğini aslında düşünebilmeniz için veya düşünebilmemiz için, idrak edebilmemiz için aslında bu örneği verme gerekliliği hissettim. Ee, ya tabii insan kaynağının e, tabirleri çok değişiyor. Hatta İngilizce kavram olarak da farklı farklı işte worker kullanılabiliyor ya da işte employee gibi kullanılabiliyor. Sadece Türkçe'de değil İngilizce olarak da insan kaynakları, insan kaynağı kavramı e, değişebiliyor. İşte iş gücü, iş gören, işte personel ya da insan kaynağı e, şeklinde bunlar ifade edilebiliyor. Bir de e, biz elimizdeki mevcut insan kaynaklarını yönetirken benimsemiş olduğumuz iki farklı perspektif var. Bunlardan bir tanesi personel yönetimi. Yani biz onları personel olarak kabul ediyorsak, e, kabul edip ona göre bir yönetim tarzı. Diğeri de insan kaynakları yönetimi. Günümüzde personel yönetimini çok fazla duyma e, şansı yakalayamayabilirsiniz çünkü günümüzde çoğunlukla işletmelerde büyük ya da küçük firmalarda Genellikle yani küçük ortaklı e, ölçekli ya da büyük ölçekli firmaların çoğunda insan kaynakları yönetimi şeklinde e, ifadeleri daha sık duyarsınız. Peki personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi her ne kadar birbirine çok yakın olsa da aralarındaki farklar, bakış açıları, farklı bakış açıları neler? Şimdi onlara biraz bakalım. Şimdi arkadaşlar personel yönetimi tabii biraz daha geleneksel, e, biraz daha eski yani moderniteden biraz daha uzak bir yaklaşım aslında. İnsan kaynakları yönetimi de az önce söylediğim gibi günümüzün daha çok popüler olan büyük ölçekli işletmelerden çok küçük ölçekli işletmelere varıncaya kadar kullanılan bir perspektif aslında. Çünkü personel yönetiminde tamamen iş odaklı. Yani elimizdeki işi yetiştirme, elimizdeki işi bitirme odaklı. Böyle bu tarz perspektifin sahip olduğu bir işletmede şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ee, yani işte işinizi yapıyorsunuz, bir üretim yapıyorsunuz. Ne üretelim? İşte şurada bir tane çaydanlık var. Şöyle göstereyim ee, cam çaydanlık. Bunun üretimini yapıyorsunuz. Dediler ki günlük bir personelin bunun üretimini işte 50 tanesini üretmek zorunda diye bir e, sistematikle yola çıktınız. İşte arada tabii insan hali, hastalandınız falan sizin e, izninizi ya da o üretimi bırakmanızı hastalığınız belirlemiyor arkadaşlar. Yani 50 tane üretmeniz gerekiyorsa e, genelde 50 tane ürettikten sonra istirahate çekilebiliyorsunuz. Yani biraz daha insan odaklı bir perspektif değil, iş odaklı bir perspektif. Yani daha aslında katı, esneklik çok fazla değil. E, dolayısıyla bunlar operasyonel faaliyetler oluyor. Daha çok yani personel yönetiminde tamamen bir iş taksimi yapılıyor, iş rolleri beliniyor, iş bölümleri yapılıyor ve bunların faaliyetlerinin yönetilmesini içeriyor. Ama insan kaynakları yönetiminde ise bunun bir danışmanlık hizmeti şeklinde nitelendirebilirsiniz. Çünkü elinizin altında sizin kıymet verdiğiniz çalışanlarınız var. Onları daha çok operasyonel, sadece operasyonel faaliyetler değil ilerleyen kısımlarını insan kaynakları planlamasından tutun da onların kariyer yönetimine varıncaya kadar ki tüm alanları kapsayan bir danışmanlık hizmeti yani elindeki işini yapıyorken geriye kalan tüm sürecin yönetimini aslında e, şey yapıyor arkadaşlar kapsıyor. Bununla beraber personel yönetim çok daha statik bir yapıya sahip yani e, mevcut bir iş var. Ve bu işin yerine getirilmesi e, bekleniliyor. Ama şeyde ise insan kaynakları yönetimi perspektifinde ise daha çok dinamik bir yapı söz konusu. Yani çevresel koşullara hem işletme içindeki çevresel koşullara yani işletme iç çevresi anlamındaki e, konuşuyorum. Buradaki koşullara hem de işletme dışı koşullara uyum sağlayabilecek bir perspektif. İşte şimdi Covid-19, Covid, -19, COVID e, bu pandemi sürecinde. İşte uzaktan çalışmaya geçildi değil mi? Ee, hemen insan kaynakları yönetimi uzaktan çalışmaya geçtiler. Hemen bunu e, daha e, problemsiz bir şekilde halletti insanlar. Personel yönetiminde e, insanlar maliyet unsuru e, olarak görülüyor. Ama insan kaynakları yönetiminde insan önemli bir e, girdi olarak aslında e, nitelendiriliyor. Çünkü personel yönetiminde şöyle bir şey var. Hani işletmeler küçülme politikalarına gittiği zaman hemen hızlı bir şekilde işçi çıkarabiliyor ya mesela. Aslında burada personel yönetim var, ee, yani personel yönetim bakış açısı var. Ama işletmeler küçülmeye gittiği zaman yani oradaki insan kaynağının nerede değerlendirebileceğini başka bir alan olarak nerede değerlendirebileceğini çünkü onlara bir know-how var. Nasıl üreteceğini öğretiyorsun. Onların bir bilgisi var, onların tecrübesi var. Onları direkt işten çıkarmak yerine ee, o girdiği daha iyi nasıl kullanabilirsin bunu düşünüyorsun ya da daralma politikası yerine belki elimdeki insan kaynağıyla bunu ben problemsiz bir şekilde atlatabilirimin hesaplarını aslında yapıyorsun. Ee, burada işte çalışan insan olarak personel yönetiminde çalışan bir çalışan olarak e, görülürken insan kaynakları yönetiminde işi yönlendiren isim. Yani herhangi bir kriz halinde, herhangi bir problem halinde o işin daha iyi yönetilmesini, yönlendirilmesini sağlayan insanlar olarak aslında bakılıyor arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetiminin şu şekilde bir e, tanımlanması var aslında. İşletmeyi rekabetçi üstünler üstünlükler sağlamak e, amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, e, işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü en etkin ve en ekonomik şekilde belirlenmiş olduğu hedefleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi sürecidir şeklinde bir tanımlama var. Elimizdeki insan kaynağı aslında bizim en büyük rekabet gücümüz arkadaşlar. Eğer kendisine işletmeye adamış, işletmenin misyonuna ve işletmenin vizyonu ve o doğrultuda belirlemiş olduğu hedefler için mücadele eden, işini seven bir insan kaynağı işletmenin yegane kurtuluşu aslında. Yani onun en büyük karlılık sebebi. Bunun için mesela e, ne oluyor? İşte 15 yıllık bir tane yönet 15 yıllık bir müdür yardımcısı var firmamızda. E, tüm tecrübeye hakim. E, diğer firmalardan e, onlara iş teklifleri geliyor. İşte orada kazandığınız ücretin, orada kazandığınız maaşın örnek veriyorum 25 fazlasını artı daha çok sosyal imkanlarını falan biz size sağlayacağız. Lütfen bizimle çalışın diye onlara teklif geliyor aslında. Onun için firmalar elinde tutmak istiyor değil mi? Tecrübeli, bilgili ve bu yeteneklerini işletmenin gelişmesi için kullanabilecek çalışanlarını elinde tutmak istiyor. Çünkü onların rekabetçi üstünlüğü var. Yani çalışan insanların özellikle bu anlamda konuştuğumuz insanların işletmeye getirmiş olduğu bir e, rekabet üstünlüğü var. Bununla beraber işte insan kaynakları e, yönetimin tanımında insan faktörünün işletme hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi geliştirilmesi ve motive edilmesi. Şimdi hep farkındaysanız yukarıda da bahsettim planlanması geliştirilmesi ve kontrolü yani geliştirilme ifadesi hep var. Çünkü insan kaynakları yönetimi size, Belirli bir profille geliyor. Tamam ee, yine ilerleyen kısımlarda e, işe alma, aday bulma, onların seçimiyle alakalı zaten konuşacağız ama e, size belirli bir profille bir insan kaynağı geliyor. Belki işte daha önceden iş, iş tecrübesi yok. Belki sadece staj yaptı. Belki de e, başka bir firmada yeterli bir tecrübeye sahip oldu. İşte bunların nasıl geliştirilebileceğini ayrı ayrı farklı dinamiklerin, Söz konusu oldu insan kaynaklarının nasıl geliştirilebileceği ile alakalı detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetiminin iki tane temel amacı var. Temel amaç pek çok amacı var ama bunlardan iki tanesi temel amacımızı oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayarak onların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye. Çıkarmak. Az önceki geliştirmekten kastımız da aslında tam olarak buydu arkadaşlar. Öncelikli olarak biz e, sahip oldukları bilgi ve becerilerini onlara nasıl yani işletme bağlamında bir e, üretim faktörü bağlamında ya da bir pazarlama bağlamında muhasebe hukuk e, departmanı bağlamında hangi departmanda hangi birimde çalışacaksa bilgi ve becerilerini bu alana yönelik çalışmış olduğu alana yönelik. En iyi şekilde nasıl kullanabileceğini onlara göstermek ve katkılarını, bu anlamda katkılarını en üst düzeye maksimize etmek aslında birinci amacımız. İkinci amacımız ise iş yaşamının kalitesini yükselterek çalışanların sağlıklı, ve güvenli bir ortamda yaptıkları işten zevk almalarını sağlamak. Bundan yaklaşık bir 2009-2010 yılında şeyde çalışmıştım arkadaşlar. Düsseldorf'ta Henkel. Ee, Henkel şirketinde çalışmıştım. Yaklaşık bir 6 ay bir proje çalışmasıydı bu. Mesela orada şu, şu çok dikkatimi çekmişti. Uyku tulumları, uyku kapsülleri vardı. Yani hiç kimse sana şey demiyordu yani. Ben mesela yorulduğum zaman gidiyordum. Uyku kapsüllerini uyuyordum. Açık büfe, e, yemeğimi yiyordum ve sadece bir yemek saati yoktu. Yemek saati normalde olur ya işte 12 ile 1.5, 12 ile 2 arası olur ya. Orada öyle değildi. 12 ile 4 arası, 12 ile 5 arası çok uzun bir şey vardı mesela bu süreç vardı. Çalışmalar o kadar esnekti ki yani insanların sizden beklediği şuydu. E, esnek çalışacaksın ama verilen işi yapacaksın mesela. E, dolayısıyla bu benim uykum geldiği zaman uyuyabiliyor olmam daha sonrasında ki daha kalan az zamanda benim çok daha fazla, çok daha kaliteli bir iş yaptığım anlamına geliyor. İşte insan kaynakları yönetimi Çalışanlarına sadece bu anlamda konuşmuyorum. Her anlamda onların ücret, onların kariyer planlaması anlamında da konuşuyorum. Bu imkanları sağlaması gerekiyor. Onların iş yaşam kalitesini arttırmasını gerekiyor. Çünkü bir e, iş yaşam dengesi kurması gerekiyor. Yani buradaki çalışan evine gittiği zaman tüm enerjisi bitmiş şekilde gitmemesi gerekiyor ki ertesi gün işe gelirken o motivasyonu, o heyecanı kaybolmamış olsun arkadaşlar. Tabii ben bu söylediklerim pratik yaşamda çok fazla karşılaşılan şeyler değil ama olması gerekenlerden bahsediyoruz. Yani içimizden birisi insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları departmanında bir görev aldığı zaman e, hangi fonksiyonları yerine getirmemiz gerektiğini bilmemiz için aslında bunlardan bahsediyoruz. Üç önemli neden insan kaynakları yönetiminin üç önemli avantajı. Birincisi rekabet avantajı. Az önce söyledim zaten. İşletme stratejilerinin önemli bir parçası arkadaşlar. Yani e, stratejik planında, işletmelerin tüm stratejik planlarında insan kaynaklarının özel bir yeri var. Çünkü bu stratejileri gerçekleştirecek, e, iş hayatına dökecek olan yegane kaynaklar insan kaynakları. Ve işletmelerin çalışanlarına karşı davranış biçimi işletme performansını önemli ölçüde etkiler. Yani bir işletme çalışanlarına karşı nasıl davranıyorsa ki mesela bakıyorsunuz bir futbol kulübünü düşünün şimdi ee, işte başkan yani kulüp başkanı kulüp yönetimi e, futbolcularla arasında bir gerginlik olduğu zaman ya da işte teknik direktörle futbolcular arasında küçük bir gerginlik olduğu zaman hemen bakıyorsunuz performans düşüklü oluyor değil mi? Yani bunu görebiliyorsunuz eğer futbol takip edenleriniz varsa. Bu saha içinde olan bir şey işletme içerisine tekabül ettiği zaman bir bakıyorsun işte kasaya küçücük bir işletme olarak düşünün işte 5 kişinin çalıştığı bir market olarak düşünün. Ee, bir bakıyorsunuz işte stoklarla alakalı sayımlar gerçekleştirilmemiş bir bakıyorsunuz. Kasada işte bazı fiş kesilmemiş, bazı fişler kesilmemiş eksik para çıkıyor. Ya bunların takip hemen zayıflığı, küçücük bir işletme ki bunu büyük bir işletme olduğunu varsayın. Tüm departmanların oluştuğu, tüm birimlerin oluştuğu bir işletme olarak düşündüğünüz zaman işletme performansını önemli ölçüde etkiliyor arkadaşlar. Ee, i̇nsan kaynaklarının peki fonksiyonlarını, ne? Ee, i̇nsan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve geliştirme az önce bahsettik çok önemli. Performans yönetimi ücret yönetimi çünkü onları çalıştırıyorsunuz ve onları bu işlerinin karşılığında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Kariyer yönetimi, çalışma ilişkileri ve iş güvenliği yani güvenli bir ortam sağlama ve özlük işleri onların çalışanların bireysel özlük haklarının takibi aslında. İnsan kaynakları planlaması şu arkadaşlar aslında doğru sayıda ve nitelikte çalışanın doğru yer ve zamanda yöneticiler tarafından bir araya getirilmesini sağlayan bir süreç aslında. Burada üç aşamadan bahsedebiliyoruz. Bunlardan ilki insan kaynağının arzının belirlenmesi. Yani mevcut insan kaynağının ne kadar olduğunu, hangi departman tabi bu genel olarak bir işletme 300 tane çalışanımız var bu şekilde değil. Hangi departman, hangi birim, Hangi alan yani bu kattaki hizmetlilerden, e, çaycılardan tutun e, CEO'ya varıncaya kadar hangi pozisyon kaç kişi gerektiriyor ve mevcut olarak elimizde e, bu pozisyonun hakkını verebilecek kaç kişi var bunun belirlenmesi, insan kaynağı talebinin belirlenmesi yani ihtiyacın belirlenmesi burada ihtiyacımız var mı yok mu bunlara belirlenmesi ve insan kaynakları arz ve talebinin karşılaştırılarak bugün ve gelecekteki durumları yönelik olarak karar verilmesini sağlayacak bilgilerin bir araya getirilmesi Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar bizim işte örnek vermek için konuşuyorum muhasebe departmanından finans uzmanı ve yine başka bir işte veri analitiğde de bir iş analizi yapacak olan bir kişiye ihtiyacımız var diye bir belirleme yaptınız. Buradaki tek belirleme şu anki mevcut ihtiyacın giderilmesine yönelik değil arkadaşlar. Bununla beraber e, gelecekte mesela işte başka bir pazara gireceksiniz e, başka bir bölgeye giriş yapacaksınız ya da mevcut pazara yeni bir ürünle giriş yapacaksınız. Sizin burada almış olduğunuz her işçi şu anda her çalışan her insan kaynağı şu andaki işinizi halletmek için lazım değil. Onun bir tecrübe kazanıp daha sonraki işlerinizde onu daha aktif ve verimli bir şekilde kullanabilmenizi gerektirecek. Onun için bugün ve gelecekteki ifade C çok önemli. İnsan kaynakları plan doğrultusunda ortaya çıkan durum eğer pozisyon boşluğunu gösteriyorsa işe alma söz konusu vardır. Ancak çalışan fazlalığı varsa burada da işten çıkarma fonksiyonu gerçekleştirilir. Genel olarak yapılan bu aslında. Peki personel bulma ne? Personel bulma nasıl yapılıyor? Çok çeşitli yöntemleri var aslında. İnternet üzerinden personel adayı bulabiliyorsunuz. İlan vererek işte ee, mesela sahibinden.com diye bir uygulama var. Buradan ilan da verilebiliyor ya da işte ilan.gov.tr gibi daha kamusal ilanlar da verilebiliyor ya da internet aracılığıyla bulabiliyorsunuz. E, çalışan tavsiyeleriyle boş olan pozisyona e, oradaki halihazırda çalışan şeylerinizin personelinizin diğer personel adayı bulma konusunda size yardım etmesi, eğitim kurumlarına personel adayı bulma. Şimdi biliyorsunuz üniversite okuyan öğrenciler staj yapıyorlar, staj imkanı sağlıyorlar. İşte bazı kurumlar üniversitelerle gelip e, protokol imzalıyor, değil mi? E, mevcut öğrencilerine istifade etmek için ya da üniversitelerle beraber ortak proje. Yapabilmek için bazı protokoller imzalıyorlar ve daha sonra burada çalışan öğrencilerden kendilerine çalışan bulmaya çalışıyorlar. Meslek kuruluşları ya da iş kurumları aracılığıyla personel adayı bulma işte işkur gibi diğer kurumlar gibi kurumlarla anlaşmalı oluyor. İşte mesela ülkemizde Türkiye'de işkur var. İşkur belirli bir döneme kadar çalışanın maaşını karşılıyor, onun sigortasını yatırıyor. Ama aynı zamanda da e, işletmede e, çalışıyor. Bu şekilde protokoller var. Çeşitli personel adayı bulma e, faaliyetleri var. Aday bulma yönteminde pozisyonun düzeyine ve işin niteliği ve iş gereklerine göre belirlenecek işletmeye en fazla fa fayda sağlayacak yöntem olmalıdır. Burada hangi yöntem e, gerekliyse. Şimdi e, tabii internet çok daha genel bir yöntem. E, yani... E, internet üzerinden işte LinkedIn gibi işte diğer sosyal medya pl platformları gibi ya da kariyer.net gibi platformlardan çok daha fazla adayın başvurması e, demek aslında bu size. E, bazen orada gerekli işin gereklerine uyacak nitelikteki insanların başvurmaması anlamına da geliyor. Bunları engellemek biraz zor hale gelebiliyor. Onun için sizin için en uygun hangisi olacaksa ya örnek vermek gerekirse İstanbul'da bir özel üniversite Samsung'la anlaşma yapıyor. Samsung diyor ki e ben sizin yazılım ve mekantronik mühendisliği bölümlerinize bir tane laboratuvar yapacağım diyor. Bu laboratuvarda öğrencileriniz bizim için aplikasyon geliştirebilir mi diyor. Tüm masrafları Samsung olmak üzere ve burada çalışan e şeyler, siz söyleyin burada okuyan öğrenciler aynı zamanda o laboratuvarda çalışıyorlar. Ve onlara aplikasyon geliştiriyorlar ve daha sonrasında onlar Samsung şirketinde mezuniyetinden sonra çalışmaya devam ediyor. Hani bunun gibi çok daha e, lokal personel bulmaya yönelik de olabilir. Çok genel işçi bulmaya e, yönelik de olabilir. Mesela sözleşmeli işçi alacak. Burada internet üzerinden veya ilan yöntemiyle sözleşmeli işçi alımı 500 tane işçi alınacak. Burada eğitim kurumlarında personel bulmaya çalışmak. Aslında biraz daha saçmalık olabiliyor arkadaşlar. Bir, bir aday havuzuna sahip olduğunda bir işletme, e insan kaynakları yönetimi sürecinde bir sonraki aşama artık seçim aşamasıdır. E seçimde en önemli kriter adayın mevcut nitelikleri, iş gereklerini karşılıyor mu karşılamıyor mu? Yani biz bu çalışanı neden işe alacağız sorusunun cevabı e adayın nitelikleri arasında var mı yok mu aslında bu ve onları aslında test etmek, onları bir ön teste tabi tutmak, işe alımdan alımdan hemen öncesinde belli yöntemler var. Burada yazılı sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı sınavlar yapılabiliyor. Örneğin işte Türkiye'de Arçelik firması fabrikasında çalışılırken yani burada bir iş alımı söz konusu olduğu zaman işte çamaşır makinesi yapacak. Orada uygulamalı bir sınav yapıyorlar. işte. Kapağının sökümü takımı, motorun sökümü takımı, rezistansın sökümü takımı ya da işte orada deterjanın konulduğu yerle alakalı bir problem veriyorlar. Bu problemi orada başında işe alacak olanlar, mülakat yapanlar, o uygulamayı takip edenler varken bunu çözmesi aslında ondan bekleniyor. Bununla beraber bazı testlerin uygulanması, bireysel özelliklerin ölçülmesi için ve çok sık bir şekilde karşılaştığımız iş görüşmeleri yani mülakatlar, Burada planlı plansız karma, bazen sorun çözme, işte ona bir case verip, işte işletmemizin şöyle bir problemi var. Bu probleme nasıl e, çözüm önerisi sunabilirsiniz? İşte 20 dakikanız var diyor, bırakıyorlar. Gelip 20 dakika sonra o soru e, çözmeyi şey yapıyorlar. Ve stresli görüşme teknikleri var. Yani karşısındaki adayı, işte mülakat için gelen 3 jüri diyelim, hadi 3 kişi diyelim, 2 kişi, 5 kişi artık kaç kişilik? Bir jüri ise ona bir tanesi çok iyi davranırken diğeri sürekli tersliyor falan. Yani onu belli bir stres seviyesinde, belirli bir e, olumsuz durumda nasıl tepki vereceklerini gözlemliyorlar. Mesela yine bir 6-7 sene önce bir mülakata girmiştim. Mülakatta da, yok daha eski pardon. E, mülakata girmiştim. Mülakatta, e, bu bir işe alım mülakatıydı aslında arkadaşlar. Mülakatta... E, ya içeride mülakat yapılıyor. Ortada bir salon var. Salonda kamera var. İçeriye mülakat yapılırken girdiğim zaman aslında kameradan şey izliyorlar. Salonda insanların tepkilerini izliyorlar. İşte ayak ayak üstüne mi atmış? Kendisinin özgüveni var mı? Yoksa çok stresli tavırlar mı? Demiş. Bunlara dahi aslında bakılabiliyor. Onun için e, işe alımında mülakatlar bazen çok önemli bir yere sahip olabiliyor. Peki işe alındınız tamam okey ondan sonra sizi hangi süreç bekliyor? İnsan kaynakları yönetiminin hangi e, görevleri var? Bu işte ilk başta oryantasyon yani işe alıştırma süreci. E, bunlar da iki adımdan oluşuyor. Birinci adımda da iş birimi oryantasyonu. Yani nerede çalışacaksanız orayla alakalı size bir tanıtımın yapılması anlamına geliyor. E, burada çalışanlar iş birimlerinin amaçları tanıtılır. Yani hangi amaçlara sahip neler yapılıyor? birimlerin amaçları için işlerine nasıl katkıda bulunacağını anlatılması, işin nasıl yapması gerektiğini gösteriyor. Yani o tamam nitelikleri iş gerekliklerini, gereklerini e, karşılıyor ama bu iş gereklerini nasıl e, yerine getireceğini aktarılması ve en önemlilerinden bir tanesi yeni iş arkadaşlarının tanıtımını içerir. Yani kimlerle çalışacak e, vesaire bunların tanıtımını içeriyor. İkinci adımda ise işe girenlere işletme amaçları. Yani birimin amaçlarından ziyade tamam alt amaçlar tanıtıldı. Lokal olarak hangi iş biriminde çalışacaksa oranın amaçları yapmış olduğu işin işletmenin geneline nasıl katkı sağlayacağı anlatıldı. Bundan sonra artık işletmenin genel amaçları, onun tarihi, işletmenin tarihinin anlatılması, hangi felsefeye sahip olduğunun anlatılması, işte işletmenin viz, misyonu ne, vizyonu ne, bunların tanıtımlarının yapılması e, ve tarih süreci içerisinde bu tarihsel seyir içerisinde bu misyon vizyonu nasıl değişikliklere e, gösterdi vesaire bunların anlatılması. Bununla beraber üst düzey yöneticilerin tanıtılması, e, işletme prosedürleri ve kurallar hakkında bazı bilgilerin verilmesi. Yani işletme içerisinde örnek veriyorum bir kılık kıyafetin e, nasıl olması gerektiğine varıncaya kadar tüm sürecin aslında aktarılması. Ayrıca e, uygun insan kaynakları, politikaların neler olduğunun söylenmesi, tesisler içerisinde bir turu da içermelidir. Çünkü yemekhanesi nerede, dinlenme odaları nerede, çay nereden alabiliyor, tuvaletleri, lavaboları nerede? Bunların her biri aslında çalışan için çok önemli arkadaşlar. Yani neden önemli? Çünkü bir e, tesisin turu şundan dolayı önemli. İşte adam iş yerinde namaz kılan birisi, namaz kılmak için şey yapıyor mescit arıyor ve ona verilen süre 30 dakikalık bir süre var. Mescid ararken 35 dakika geçiyor. Anlatabiliyor muyum demek istedim. Başta yemekhaneye gidecek, bir buçuk saat süresi var. Yarım saat yemekhane arıyor. Yani bunlar aslında çalışanın, yani bu oryantasyonlar çalışanın iş yerine adaptasyonunu çok hızlı bir şekilde olmasını e, sağlıyor aslında. Personel eğitimi, yani elinize gelen tamam aldınız oryantasyonu gösterdiniz. Personel eğitimi var. İnsan kaynakları bunu aslında şey yapıyor, sağlıyor. Hangi tip eğitimleri, ne zaman ihtiyaçları olduğu, ne tür eğitimler alması gerektiğini aslında karar veriyor. Burada eğitim ihtiyacı aslında iki tür eğitim ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi işletmenin personelin nitelikleri işin gerekliliklerini karşılayamadığı durumlarda. Yani tamam aldınız, belirli bir niteliğe sahip olduğunu size mülakatlarda, sınavlarda vesaire gösterdi. Ama bakıyorsun bazen e, o işin gerekliliklerini yerine getirebilecek kapasitede olmadığını fark edebiliyorsunuz. Çünkü her şey mülakatta her şey test yöntemiyle belli olmayabiliyor. Böyle durumlarda da eğitim verilebiliyor. Ya da örnek vermek gerekirse işte e, bir tane boya üreticisi firmaya e, pazarlama uzmanı olarak gireceksiniz. Hadi gel yarın başta e, muhabbeti artık yok. Yani onun öncesinde bir hafta, iki hafta bir eğitim sürecinden sonra aslında şey başlıyor. Bugüne kadar yapılan pazarlama faaliyetleri neler? Hangi ürünler üretilmiş? Hangi reklam faaliyetleri gerçekleştirilmiş? Ve bunlar nasıl yapılmış? Bunların tüm eğitimleri onlara aslında veriliyor. İki tür aslında şey var eğitim olarak e, karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi işbaşı eğitim. Yani personel eğitim için görevinden uzaklaştırmadan yaptığı işin başında işmeyi amaçlıyor. Yani iş nasıl yapılıyor? Daha tecrübeli, daha bilgili, daha donanımlı olanların onlara bu eğitimleri vermesi. Bir de iş dışı eğitim var. Burada personeli işinden ayırıp başka bir mekanda eğitmeyi amaçlıyor. Yani bazen bu internet ortamı üzerinden de olabiliyor. Yani online katılımla, webinarlar, workshoplar gibi de olabiliyor. Bazen e, örnek vermek gerekirse işte Almanya'da çalışacak olan birisi, Almanya'da çalışacağı şirketin örnek veriyorum Azerbaycan'daki e, birimi de eğitim alıp daha sonra oraya da gidebiliyor. Ya da farklı bir kurumda bu eğitim gerçekleştirilebiliyor. Şimdi bazı e, firmalar iş sağlığı ve güvenli uzmanları alıyor biliyorsunuz değil mi? Yani e, iş sağlığı ve güvenli uzmanları nerede eğitim alıyor? Bunu veren özel kurumlarda bu eğitimleri alıyor. Daha sonrasında firmada çalışıyor. Bunlar aslında iş dışı eğitim kapsamına dahil oluyor. E, bunları geçiyorum. Çünkü geleneksel eğitim metot metotlarından bir tane şundan bahsedeceğim. İş başında zaten gösterdik. Ama iş rotasyonu diye bir de bir şey var. Şimdi ee, az önce futboldan örnek verdik ya işte diyorlar işte defansa koyuyorsun oynuyor, orta sahaya koyuyorsun oynuyor, beke koyuyorsun oynuyor falan. iş rotasyon aslında bunun işletmeye yansıması arkadaşlar. Ya işte adama e, bir e, ön büro personel olarak çalıştırırken bir bakıyorsun pazarlama uzmanı olarak çalışmaya başlamış. Bir bakıyorsun muhasebede yardımcı olarak çalışmaya başlamış. Bir bakıyorsun işte bilgi yönetim sisteminde iş veri analitiği yapanların yanında çalışmaya başlamış. Aslında bu ne iş verse yapılır mantığıyla yapılan ve işletme içerisinde hala hazırda bir pozisyon boşluğu meydana gelmesi e, bekleniyorsa eğer oraları doldurabilmesi için yapılan bir eğitim ama biz tabii geleneksel eğitim metotlarında ne iş verirse yapılırdan ziyade İşi ehline veriniz mantığının daha geçerli olduğunu düşünüyoruz yani e, bir alanda uzmanlaşması işletmeye sağlayacağı e, katkı çok daha fazla olabilir arkadaşlar ücret yönetimi ücret biliyorsunuz çalışanın emeğinin karşılığı olup saat esasına göre burada önemli olan bu ücretten bahsediyorsak saat esasına e, bakılıyor. Çalışanın ürettiği çıktı miktarına dayanan bir kavramdır veya yani hem saat esasında hem de çıktı miktarına dayanıyor. Bir işletmenin ücretleri taban ücret, ek ödemeler, teşvik ödemeleri ve diğer fayda ve hizmetler gibi farklı parçaları içirebiliyor. Örneğin işte e, çantacı olduğunu varsayın bir veya işte bir çanta üretimi tesisi olduğunu varsayın bir taban ücret üretiliyor. ve üretmiş olduğu çanta başına ekstra e, ona bir ücret ödemesi gerçekleşebiliyor. Maaşta ise arkadaşlar saat ya da miktar değil bu çok önemli bir ayrım. Haftalık, aylık, yıllık temelde hesaplanan ödemeyi ifade etmektedir. E, ee, i̇ki tür ödeme biçimi var. Doğrudan ödeme çalışanın eline genelde zarf içerisinde bu eskiden çok olurdu değil mi? Yani çalışanlardan sonra işte fabrikada yem fabrikasında çalışıyor, sırtında yemleri taşıyor. Daha sonrasında iş biçiminde sır, bitiminde sıraya giriliyor ve Usta başının elinden zarf alıp evine ya da e, gitmek istediği yere gidiyor. Doğrudan ödeme el ile ödeme aslında. Dolaylı ödeme ise özellikle işte yasal olarak çalışanın sigorta gibi hakların ödenmesi e, ile ilgili mas şeyler ödeme şekilleri. Peki adil ücret sistemi nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Orada işletmede yapılan işlerin birbirlerine göre değerini belirlemek. Yani yani nasıl söyleyeyim size örnek vereyim işte daha çok zihinsel bir iş mi yapıyor işletmeye know how'la mı katkı sağlıyor yoksa fiziki esasa göre daha öncesinde yıllarca üniversite okumayı gerektirmeyen yüksek lisans doktora yapmayı gerektirmeyen çok daha basit işlerle aynı ücretin ödenmemesi anlamına geliyor. Yani bir iş değerlendirmesi, bir performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra bu ödemelerin gerçekleşmesi aslında. Yani bir CEO'nun almış olduğu maaş ile bir pazarlama uzmanının almış olduğu maaşın aynı olmaması anlamına geliyor aslında. Peki performans yönetimi için neler yapılması gerekiyor? Burada üç temel e, şey var, aşama var. Çünkü her işletme performansı yüksek çalışanlarını elinde tutmak ister. E, ve performans değerlendirmesi yapar. Burada performansın planlanması, yani standartların, ölçüm tekniklerinin, ve diğer ayrıntılarının ayrıntıların belirlenmesi yani hangi standartlar, hangi ölçüm teknikleri kullanacak bunların belirlenmesi ve performansın değerlendirilmesi. Burada sıklıkla 360 derece performans değerlendirme sisteminden bahsedilir. Aslında çalışanın üstü, astı yani altı, aynı düzeydekiler ve hatta müşterilerin de sisteme dahil edilmesi aslında söz konusudur. Neden 360 derece diyorlar? Farkındaysanız 4 şeyden saydık, 4 unsur saydık değerlendirmeyi yapan üst, az, aynı düzeydekiler ve dışarıdan e, bir perspektifin dahil olması. Her biri 90 dereceyi e, temsil ediyor. Onun için toplamda 360 derece. Bu şu açıdan çok önemli. Mesela tek bir perspektifin değerlendirmesiyle e, bir çalışanın gerçek performansı ortaya çıkmayabilir. ya yani Örnek vermek için giriyorum. Üstü astına kızgınsa ya da aynı düzeydeki, lerle arasında bir problem varsa tek taraflı bir değerlendirme gerçeği pek yansıtmayabilir çok fazla ön yargı ya da yanlış değerlendirmeye sebep vereb sebebiyet verebilir onun için burada 360 derece performans değerlenme sistemi çok önemli ve eksik olan veya düşük olan performansın geliştirilmesi gerekir kariyer yönetiminde. Ee, genelde işletmelerde iş gücünün ihtiyaçtan tayin etmeye, bireylerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkan sağlayan hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması süreci arkadaşlar burada. Kariyer planlaması tabii ki temelde kişisel bir süreç. Çünkü siz çalışanınıza bireysel olarak bir kariyer imkanı sağlıyorsunuz. Kariyer yönetimi ise örgüt tarafında yapılan faaliyetler üzerine e, odaklanıyor. Aslında yoğunlaşıyor. Kariyer yönetim programlarının genel bir amacı var. İşletme içinde mevcut ve gelecek fırsatlar ile personelin gereksinimini, yetenek ve amaçlarını uygun hale getirmek. Şimdi örnek vermek için konuşuyorum yine. İşte Ford Otosan'da çalışan bir yazılımcı, yani yazılım üzerine çalışan birisi. Şirket diyor ki ya biz tamam yazılım yapıyoruz, kodlama yapıyoruz ama bunu bir akademik temelde daha iyi nasıl hale getirebiliriz bunu bilmiyoruz bunu yapmamız gerekiyor diyor ve oradaki çalışana yüksek lisans ve doktora yapma imkanı sağlıyor yazılım üzerine ya da işte siber güvenlikle alakalı bununla alakalı bir tez yazmasını isteyebiliyor. Burada e, ya yine örnek vermek gerekirse bazen e, her çalışan illaki işine yönelik bir kariyer imkanı istemeyebiliyor. Az önce bahsettiğimiz yazılımcı gidip ıı, hukuk alanında ben bir yüksek sensiyon yapmak istiyorum da diyebilir. Veya doktora yapmak istiyorum da diyebilir. Ya da onunla alakalı bir eğitim programına katılmak istiyorum da diyebilir. Onun için burada önemli olan doğru insan doğru zamanda ve doğru yerde bulundurmak e, şey için insan kaynakları yönetimi için başta personel yönetimiyle insan kaynakları yönetimini karşılaştırırken orada e, doğru bir şekilde yönlendirmekten bahsetmiştik. Önemli olan orada insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönlendirmek. Burada ilgi, tercih, iş ödülleri, beceri, yetenek, bilgi ve iş taleplerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek söz konusu. İnsan kaynakları bölümünün organizasyonu nasıl oluyor? Burada artık bu ünitenin son arkadaşlar burası. Burada üç tür yetki var aslında. Bunlardan bir tanesi komuta yetkisi. Komuta işte komutanlık, komuta, komut verme gibi ifadelerden aslında yola çıkarak bunu anlayabiliriz. Burada hiyerarşik bir düzey, düzen söz konusu. Yukarıdan aşağıya doğru emirlerin verilmesi ya da işte onlar rica ediyor. Aşağıdaki çalışanlar bunu emir olarak algılıyor. Kullanana yaptırım hakkı veriyor. Asları yönlendirmeyi içeriyor. Yani kendinin altında kim çalışıyorsa bunları yönlendirmeyi içeriyor. Kurmay yetki bir uzmanlık yetkisidir arkadaşlar. Yönetimle ilgili destek ve danışmanlık hizmeti sağlar. Kullanana yaptırım hakkı vermez. Burada kurmay yetki de e, padişahın yanındaki işte ona akıl veren e, veziri gibi düşünebilirsiniz ya da işte. E, iş yerinde çalışanlarınızın işte sırf size danışmanlık yapması ya da bir cumhurbaşkanının baş danışmanı ve diğer danışmanlarının bulunması onlara yetki vermiyor. Bir danışmanlık ve destek hizmeti vermesini sağlıyor. Fonksiyonel yetkide ise belirli bir konuda e, uzman olan yöneticiye uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere tıpkı komuta yetkisi gibi yaptırım hakkı veriyor. Ama burada önemli olan şöyle bir şey var. Komuta yetkisi tepe yöneticiler de var aslında yani işletme almış olduğu yönetim almış olduğu kararları astlarına yaptırımlı bir şekilde e, gönderebiliyor bu yetkiyi ama fonksiyonel yetki de sadece belirli bir alanla sınırlı yani kime hangi uzman olan yöneticiye e, hangi fonksiyonla alakalı bir yetki veriyorsa sadece orayla alakalı olarak bu yetkiyi kullanabiliyor arkadaşlar. Evet Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bugünkü e, ünitemizin sonuna geldik. İnsan kaynakları e, yönetimi e, ünitemizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar dilerim. Görüşmek üzere.